Meret Haber Merkezi'nden gün ortasından mutlu günler. Sayın seyirciler, günün getirdiği gelişmeleri paylaşmak adına karşınızdayız. Meclise başlıyoruz bugün. Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılı törensel toplantıyla başladı. Toplantıda Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyarak ilk konuşmayı yaptı. Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verildi. Konuşmalarda eleştiri, görüş ve öneriler ortaya konuldu. Yeni dönemin hayırlı olması dilendi. Az sonra detaylarıyla bu haberi paylaşacağız ama Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da meclisteydi. Tatar'ın açıklamalarına bakalım şimdi. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılının törensel açılışına katıldı. Tatar, Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden müzakerelerin başlamayacağını yineleyerek adada iki ayrı halk ve demokrasi olduğunu, dünyanın da yavaş yavaş bunu görmeye başladığını belirtti. Meclis Başkanı Zorlu Töre, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın yeni yasama yılı töreninden ayrılışı sırasında açıklamalarda bulundu. Töre, hükümet ve anavatan Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Tatar'ın eşit egemenlik mücadelesinde yanında olduğuna işaret ederek, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin halkın en yüce iradesi olan Cumhuriyet Meclisi'nde temsil edildiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın milli davadaki tutumunu desteklediklerini de vurgulayan töre, ayrıca Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'ndaki konuşmaları için teşekkür etti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar da yeni yasama yılının tüm milletvekilleri ve meclis çalışanlarına hayırlı olmasını dileyerek bugüne kadar hizmet verenlere teşekkür etti, hayatta olmayanları andı. Bu çatı altında büyük mücadeleler verildiğini, uzun saatler çalışıldığını ifade eden Tatar, Kıbrıs Türk'ünün 15 Kasım'da, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 40. yılını, 20 Temmuz'da ise özgürlüğün 50. yılını kutlayacağını anımsattı. Kıbrıs Türk'ünün egemen eşitliği ve eşit uluslararası statüsü kabul edilmeden müzakerelerin başlayamayacağına işaret eden Tatar, müzakerelerin bu temelde yürütülmesinin artık yaşamsal olduğunu söyledi. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki konuşmalarıyla da artık bu siyasetin kökleştiğinin anlaşıldığını dile getiren Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi bayrağıyla bazı toplantılara da katılmaya başladığını hatırlattı. Tatar, tanınmanın bir gün gündeme geleceğini vurgulayarak, adada iki ayrı halk ve demokrasi olduğunu dünyanın da yavaş yavaş görmeye başladığını belirtti. Cumhurbaşkanı Tatar, ülkede reform niteliğinde çalışmalar olduğunu, pandemi süreci, Rusya-Ukrayna savaşı ve diğer ciddi krizler sonrası petrol fiyatlarındaki artışın sürmeye devam ettiğini söyleyerek, bu Güney Kıbrıs'ta da böyle. Acımasız eleştirilerle işi başka noktaya çekme zihniyeti doğru değil, dedi. Mücadelenin hep birlikte verilmesi gerektiğini kaydeden Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin geldiği aşamada kökleştiğini, kurum ve kuruluşlarının demokrasiyle güçleneceğini, mecliste yapılacak reformlarla da kamu maliyesi ve şeffaflığın artacağını söyledi. Tatar, basın yasalarına da göz atılması gerektiği görüşünü dile getirerek, sosyal medya gazeteciliğinin arttığını, herkesin bir yere kadar ifade özgürlüğüne sahip olduğunu, ancak acımasızca hakaretlerin kabul edilemeyeceğini ve mutlak surette gözden geçirilmesi gerektiğini kaydetti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti'nin bölgede söz sahibi bir ülke olarak Rusya-Ukrayna savaşındaki liderliğinin ortada olduğunu da belirterek, Türkiye'nin bölgedeki jeopolitik ve jeostratejik değerinin ortada olduğunu söyledi. Tatar, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Kıbrıs meselesinin somut bir tarafı olduğunu ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kabul edilmeden bölgede barış ve istikrar mümkün olmayacağını da anımsattı. Tatar, gelecek yıl yeni yasama yılının yeni meclis binasında açılmasını da dileyerek meclis çalışmalarına daha donanımlı, daha sağlıklı koşullarda geçilmiş olunacağını kaydetti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, tanınma için kolların sıvandığını, hükümetin görevinin ise Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ni buna hazır hale getirmek olduğunu söyledi. Girne Boğaz ve çevre köylerinde vatandaşlarla bir araya gelen Üstel, uzun süredir konuşulan kabloyla elektrik projesinde ilk kez resmi bir adım atıldığını ve kablo döşenmesi için fizibilite çalışmalarının başlatıldığını belirtti. Türkiye'den seferlerin artması için Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'le önemli görüşmeler yaptıklarını açıklayan Üstel, ekonomik uçuşlara ilişkin somut adımların 2024 yılı içinde atılacağını söyledi. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel, bölge gezileri kapsamında Girne Boğaz ve çevre köylerinden vatandaşlarla bir araya geldi.
Üstele Ulusal Birlik Partisi Genel Sekreteri Oğuzhan Hasipoğlu, Maliye Bakanı Özdemir Berova, Sağlık Bakanı Hakan Dinçyürek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sadık Gardiyanoğlu, Girne İlçe Başkanı Bülent Kutay ve partililer eşlik etti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel burada yaptığı konuşmada uzun süredir konuşulan kablo ile elektrik projesinde ilk resmi adımın atıldığını kaydetti. Üstel, yakın zamanda açıklamasını yapacağımız kablo döşemesi için fizibilite çalışmaları başladı. Elektrik kesintilerinden artık büyük ölçüde kurtulacağız. Arz güvenliğini sağlamış olacağız, dedi. Elektrikte kısa dönem için yeni adımlar atacaklarını, yakında ihalesinin biteceğini, yeni jeneratörlerle Kıptek'e takviye yapacaklarını söyleyen Üstel, Aksa'yla bir yıl sonra masaya oturacaklarına da işaret etti. Üstel, maliyeti konuşacağız. 5 yıl içinde kabloyla elektrik gelmezse Aksa'yla sözleşme fesih olacak, dedi. Yeni Ercan'ı açtıklarını ama bunu yeterli görmediklerini ifade eden Üstel, yeni oteller 2024 yılında hizmete girecek. Yatak sayımız bir anda 40 bin olacak. 2024 yılında daha çok turist, daha çok öğrenci, daha çok uçuş için çalışmalarımızı artırdık, diye konuştu. Türkiye'den seferlerin artması için Türk Hava Yolları ve Anadolu Jet'te son günlerde önemli görüşmeler yaptıklarını açıklayan Üstel, ekonomik uçuşlarla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne geliş için yapılan çalışmalarda somut adımların 2024 yılı içinde görüleceğini söyledi. Üstel, Kıbrıs konusunda ise Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin uluslararası camiada yerini alması için ortaya koyduğu çabaları desteklemeye devam edeceklerini vurguladı. Bayan Direk Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı, günümüzde yapay zekanın çok önemli olduğunu ancak doğru kullanılması halinde önemli ve yararlı işlere imza atılabileceğini söyledi. Bakan Arıklı, birinci siber güvenlik farkındalık eğitimi Çalıştay'ında yaptığı konuşmada Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kullanılan internetin hızının daha da artırılması yönünde çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siber dayanıklılığının artırılması amacıyla Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu ile Türkiye Bilişim Derneği tarafından organize edilen birinci siber güvenlik farkındalık eğitimi yapıldı. Eğitimin açılışında konuşan Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Kurumu Başkanı Doçent Doktor Kadri Bürüncük, geçen yıl imzalanan protokol gereği ilk etkinliklerini yaptıklarını söyledi. Yaşamak için, işlerimizi yapmak için, eğitimimizi sürdürmek için olmazsa olmaz bir duruma geldi. Yine olumsuzluklardan bahsederken geçtiğimiz dönemde tüm dünya pandemiyle yüz yüze geldi. Özellikle pandemi döneminde internet kullanımı, online işlemlerin kullanımı ülkemizde de tüm dünyada olduğu gibi bir o kadar daha arttı. Ve internet altyapısı ihtiyacının, başta internet altyapısı ihtiyacının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Bürüncük, siber güvenlikle ilgili bu tür eğitimlerin artarak devam edeceğini belirtti. Türkiye Bilişim Derneği Genel Başkanı Rahmi Aktepe'de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde böylesi bir etkinlik yapmaktan mutlu olduklarını söyleyerek derneklerinin 52 yıl boyunca çok faydalı işler yaptığını belirtti. Artık internet vazgeçilmez bir noktadaysa da devletin ya da devletlerin bunu göz önüne alıp vergi hırsına kapılmaması gerekiyor. Bayan Dilek ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise yapay zekanın önemine işaret ederek doğru kullanılması halinde çok önemli işlere imza atılabileceğini kaydetti. ChatGPT diye bir internet sitesi var. Oraya girip dedim ki bana bir 10 dakikalık konuşma metni hazırla. Ana bir baktım ki birazdan mükemmel bir konuşma hazırladım. Yapay zeka bu. Dedim çok kısa bir süre içerisinde herhalde asistanlarımıza yol vermemiz gerekecek. Ama o yapay zeka bir müddet sonra madem ne yapacağını, konuşma metinlerini hep biz söylüyorsak size ne gerek var deyip bizim elimizden bütün yetkileri ve görevleri alabilirler. Bu gerçekten ciddi bir tehlike. Yapay zekanın şayet kontrol altına alınmaması durumunda insanlık için çok ciddi bir tehlike ile karşı karşıya kalacağımız şimdiden açık.
Türkiye Bilişim Derneği ile kurulan işbirliğiyle önemli adımlar atılacağına inanç belirten Arıklı, internetle ilgili 4.5G'ye geçildiğini ama en kısa sürede bu hızın artırılması gerektiğine vurgu yaptı. Konuşmaların ardından siber güvenlik farkındalık eğitimine geçildi. Bir günlük eğitim sonrasında eğitime katılanlara sertifikaları verildi. Cumhuriyet Meclisi'nin yeni yasama yılının törensel toplantıyla başladığını bültenimizin başında aktarmıştık sayın seyirciler. Toplantıda Meclis Başkanı Zorlu Töre geçen dönemin faaliyet raporunu okuyarak ilk konuşmayı gerçekleştirdi. Ardından hükümete ve parti başkanlarına söz verildi. Şimdi meclise dönelim ve ayrıntıları ekranlarınıza taşıyalım. Cumhuriyet Meclisi'nin 10. dönem 3. yasama yılı çalışmaları başladı. Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre yeni yasama yılının ilk konuşmasında yeni yasama yılının hayırlı uğurlu olmasını dileyerek Cumhuriyet Meclisi'nin geçen dönemki çalışmaları ile ilgili raporu bilgiye sundu. 13 yasa önerisi, 63 yasa tasarısı olmak üzere toplam 76 yasa 2. yasama yılında yasallaşmıştır. Ayrıca Zorlu Töre detaylı bilgilerin Cumhuriyet Meclisi'nin internet sayfasında yayımlandığını ekledi. Töre konuşmasında meclisin Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin egemenliğine sahip çıkmaya devam edeceğini de vurgulayarak Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın Kıbrıs konusunda politikasına destek belirtti. Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Başbakan Ünal Üstel de yeni yasama yılının açılışında yaptığı konuşmada Cumhuriyet Meclisi'nin 10. yasama yılının hayırlara vesile olmasını temenni etti. Cumhuriyet Meclisimizde bütün milletvekillerimizle birlikte uzun zamandır bekleyen ve ülkenin ihtiyacı olan gerek reform niteliği gerekse ülkenin ihtiyacı olan yasaları birer birer Cumhuriyet Meclisimizden geçirdik. Üstel bu sürede Cumhuriyet Meclisi'nde tüm milletvekilleriyle birlikte uzun yıllardır beklenen ve ülkenin ihtiyacı olan gerek reform nitelikli gerekse ülkenin ihtiyacı olan yasaları meclisten geçirdiklerini kaydetti. İcraatlarına ve projelerine ilişkinde bilgi paylaşan Üstel, Türkiye Cumhuriyeti'nden kabloyla enerji gelmesinin ön protokolünün imzalandığını, Ercan Havalimanı'nın hizmete açıldığını, altyapı çalışmalarında uzun süre bekleyen yolların bitirildiğini, bazılarının ise bitme noktasına geldiğini anlattı. Üstel, dünyada yaşanan ekonomik kriz ve Türk lirasının kullanılmasından dolayı yaşanan sıkıntılara da değinerek hayat pahalılığı ödeneğinin yılda 3 kez verilmesine yönelik karar aldıklarını ve bu yöndeki yasal çalışmayı meclise sevk ettiklerini söyledi. Başbakan Üstel, ülke kalkınma planlarının hazırlanmasının öncelikli hedefler arasında olduğunu da belirtti. Başbakan Ünal Üstel, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler 77. ve 78. Genel Kurullarında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması yönünde yaptığı çağrılara da dikkat çekerek bu doğrultuda tüm gayretin gösterileceğini de ifade etti. Ana muhalefet Cumhuriyetçi Türk Partisi Genel Başkanı Tufan Erhürman da meclisin 10. dönem 3. yasama yılının ilk birleşiminde yaptığı konuşmada halkın alım gücünün düştüğünü ve ülkenin son derece sıkıntılı ve karanlık dönemden geçtiğini söyledi. Nüfus politikası olmadan uzun süreli kalkınma planının hazırlanamayacağını ifade eden Erhürman, bu konuda hükümete eleştirilerde bulundu. Çünkü derdiniz iş yapmak değil. Derdiniz aslında tören yapmak. Derdiniz şov yapmak. İş yapmak değil ama işin kötü tarafı şu, nerede şov yaparsanız yapın beni ilgilendirmez. Siyasetin bir şov bacağı da olabilir. Hiç sorun değil. Ama bu memleketin geleceğiyle ilgili tutunduğumuz son noktaları bir umut konusu olmaktan çıkarıp da maskaralığa çevirmek kimsenin hakkı değildir. Bak bu kadar açık söylüyorum. Çünkü başka yolu kalmadı bu memleketin. Bu memleketin planlamadan başka bir şansı kalmadı. O planlamayı siz iyi diş ederseniz, hiçbir işe yaramaz bir rapor daha atarsanız bu toplumun önüne, bu memleketteki son umut kırıntılarını da tüketmiş olursunuz ki
Bizim ana muhalefet olarak buna izin vermek hakkımız değildir. Haddimiz de değildir. Elektrik konusuna da değinen Erhürman, Kıptek'te bakım onarım yapılmadığını, bu nedenle Güney Kıbrıs'tan elektrik alındığını, ihalesiz akaryakıt raporlarıyla halkın zarara uğratıldığını, şaibeli sınav ve münhasız istihdamlar yapıldığını savundu. Erhürman, Kıbrıs sorununda yeni siyasetle birlikte bir zeminde Kıbrıs Türk halkının haklarının savunulmasının da derin dondurucuya kalktığı değerlendirmesinde bulundu. Demokrat Parti Genel Başkanı, Başbakan Yardımcısı, Turizm, Kültür, Gençlik ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu da konuşmasına yeni yasama yılının hayırlı olmasını dileyerek başladı. Yaz tatili süresince Cumhuriyet Meclisi komitelerinin çalıştığını kaydeden Ataoğlu, önümüzdeki yasama yılında daha verimli olabilmek amacıyla komitelerden uzman kişilerin görüşlerine yer verilmesinin önemine değindi. Ataoğlu konuşmasında yeni dönemin verimli olabilmesi adına mecliste bulunan 50 milletvekilinin birlik ve beraberlik içinde çalışmasını ve yasaları geçirmesini temenni etti. Hükümet ortağı Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı da konuşmasında dünyada yeni bir şekillenme olduğunu, bu şekillenmede Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin kendi yerini alacağını belirtti. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın New York'taki açıklama ve konuşmalarının önemine vurgu yapan Arıklı, Cumhurbaşkanı Tatar'ın iki devletli çözüm siyasetine tam destek belirtti. Arıklı, Türk Devletleri Teşkilatı çerçevesinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nden bakanların temaslarda bulunduğunu, bunun önemli olduğunu kaydetti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin tanınması ve varlığının korunmasının hükümetin ve partisinin öncelikli konuları arasında bulunduğunu söyleyen Arıklı, yeni yasama yılının hayırlı olmasını temenni etti. Oturumun tamamlanmasının ardından resepsiyona geçildi. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası bugünden itibaren bazı okullarda öğleden sonra derse girmeme eylemi başlattı. Sayın seyirciler, sendika tam gün eğitim programıyla öğrencilerin mağdur olacağı, aç kalacağı ve güvenlik riski yaşayacağı gerekçesiyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti genelindeki 19 okulda eylemde olacak. Sendika yetkilileri bugün Meral Vedat Ertüngül Lisesi'nde eylem nedenlerine ilişkin basına detaylı açıklama yaptı. Ve genelde tüm okullarımızda yaşanan Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası 19 okulda öğleden sonra eylem yapacak. Sendika Başkanı Selma Eylem, Meral Vedat Ertüngül Lisesi'nde eylem sebepleriyle ilgili basına açıklama yaparak, özelde Meral Vedat Ertüngül Lisesi'nde, genelde ise tüm okullarda yaşanan sıkıntıları paylaştı. Tam güne geçtim algısı 2 gün öğleden sonra yaparak yaratmak istiyor. Bu kesinlikle eğitimle ilgili bir mesele değildir. Eğitime hiçbir yararı olacak bir mesele değildir. Tam tersine kaos yaratacak, öğrencilerimizin aç kalacağı, güvenliklerinin tehlikede, riskte olacağı bir meseledir. Bu okulda 500 öğrenci vardır, küçücük bir kantin vardır ve ne yazık ki yeterli değildir. Ayrıca çocukların maddi durumundan dolayı da aç kalacakları, birçok öğrencinin aç kalacağı bu konudaki sayıyı ve çalışmayı daha önce de sizlerle paylaştık bellidir. Dolayısıyla nasıl verimli eğitim yapılabilir artık sizler düşünün. Selma Eylem, yeterli altyapı ve donanım sağlandıktan sonra haftanın 2 günü öğleden sonra eğitim verilebileceğini, ancak bu şartlarda öğrencilerin risk altında olduğunu vurguladı ve velilere mücadelelerine destek vermeye çağrısı yaptı. Sendika Genel Sekreteri Tahir Gökçebel de deprem döneminde toplanan yardımlarla okulların güçlendirileceğinin söylendiğini, ancak tek bir çivi çakılmadığını ileri sürdü. Sendikanın tam gün eğitimle ilgili de komisyon kurularak bakanlıkla birlikte çalışma yapılması, pilot okullar seçilmesi yönünde öneriler sunduğunu da aktaran Gökçebel, velilere seslenerek oluşabileceği kaosu önlemek için lütfen seyirci kalmayınız ifadelerini kullandı. Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası eylemlerini günlük olarak açıklayacak. Yasası geçirdiler, para topladılar. Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası ise özel eğitim okullarındaki eğitimin sağlıklı şekilde sürdürülebilir olmadığını ileri sürdü.
Kıbrıs Türk Öğretmenler Sendikası Genel Sekreteri Burak Maviş yaptığı yazılı açıklamada özel gereksinimli öğrencilerin eğitim gördüğü özel eğitim okullarında eğitimin sağlıklı bir şekilde sürdürülebilir olmadığını iddia etti. Milli Eğitim Bakanlığı, sendika ve özel eğitim okul idarecileriyle birlikte bu konu özelinde çalışma yapmaya ve çözüm üretmeye davet eden Maviş, Temmuz ayında yayınladıkları ve Eğitim Bakanlığı yetkilileriyle ardından da kamuoyuyla paylaştıkları özel eğitim raporunda bireysel farklılıklarını kabul ederek ve onlara saygı göstererek her çocuğun eğitimini eşit şartlar altında en iyi nasıl verebiliriz sorusunu sorduklarını anımsattı. Maviş açıklamasında yaz aylarında bu soruya yanıt vermek bir yana Eğitim Bakanlığı özel eğitim öğrencileri ve özel eğitim okulları için hiçbir adım atmadığını ileri sürdü. Sahte reçete düzenlenmesine yönelik soruşturma ve mahkeme süreci devam ediyor. Bu çerçevede Gazi Mausa'da tutuklanan 3 kişi bugün yeniden hakim huzuruna çıkarıldı. Sahte reçete soruşturması zanlıları Olcay Faydalı ve Bengü İldemir, 3 günlük tutukluluk sürelerinin dolmasının ardından yeniden Gazi Mausa Kaza Mahkemesi'nde hakim huzuruna çıkarıldı. Özel soruşturma biriminde görevli polis çavuşu Mehmet Emin Doğan, meselenin ciddiyetine dikkat çekerek zanlıların serbest kalması halinde soruşturmaya etki edebileceklerini belirtti ve mahkemeden zanlıların tutukluluk hallerinin 2 gün daha uzatılması talebinde bulundu. Gazi Mausa Kaza Mahkemesi Yargıcı Aysu Çakan Alakan da zanlıların tutukluluk hallerinin 2 gün daha uzatılması emrini verdi. Meselede delilleri karartma suçuyla tutuklu bulunan Göken Özbeycan ise dava okunarak serbest bırakıldı. BRT'de yeni yayın dönemi bugün başladı. Yeni yayın dönemiyle birlikte ekran yenileniyor. Doğru ve güvenilir haber bültenleri, tarafsız haber programlarıyla BRT Haber Merkezi de yeni yayın dönemine hazır. BRT yeni yayın dönemine başlıyor. Sayın seyirciler, iyi günler. Saatler 13'ü gösteriyor. Gün ortasıyla gelişmelerle haber bültenimiz başlıyor. BRT'de yeni yayın dönemi başlıyor. Doğru ve güvenilir haber bültenleri, tarafsız haber programları yeni dönemde de BRT'de izlenecek. Hafta içi her sabah saat 7'de sabah haberle başlayacak olan ana haber bültenleri 13 gün ortası, 19 ana haber bülteni ve 23 gün sonuyla tamamlanacak. 11, 12, 15 ve 17'de de son gelişmeler kısa bültenlerimizle aktarılacak. Hafta sonu ise 8, 11, 13, 15, 17, 19 ve 23'te olmak üzere toplam 7 haber bülteni ekranlarınızda olacak. İngilizce ve Rumca haber bültenleri de hafta içi her gün 11.05, 13.35 ve 19.35'te aktarılacak. Yeni yayın döneminde Sabah Haber Ülgen Aksay'ın sunumuyla ekranlarda olacak. Günün ilk gelişmeleri, gazete manşetleri ve tüm ilçelerle Türkiye'nin başkenti Ankara'dan haftalık bağlantılar yine sizlerle buluşacak. Sabah Haber bu dönemde trafikten çevreye, kültür sanattan ülke sanayisine pek çok başlıkta gelişmeleri de ekranlarınıza taşıyacak. Günün tüm gelişmeleri en detaylı ve en doğru şekilde yine 19 ana haber bültenimizde izlenecek. Yeni dönemde ana haber bülteni deneyimli spiker Hatice Ayanlar Taşçı'ya emanet. Yeni dönemde tarafsız haber programlarıyla da BRT yine önde olacak. Hafta içi her sabah 9'da Aziz Karaaziz Manşet Artı programında konuklarıyla gündemi değerlendirecek. Saat 12.05'te ise Levent Kutay, Burası Önemli, 50+1 programlarında hem meclisin hem de ülkenin nabzını tutacak. Yeni dönemde Pembe Paşaoğulları izleyiciyle öğle saatlerinde buluşacak. 14. saat programında günün ilk bölümüne yansıyan gelişmeler detaylandırılacak. Baykan Gürses ise yeni yayın döneminde saat 16'da Güne Yansıyanlar programıyla izleyicisine seslenecek. Hafta içi her sabah 11.30'da ise Gamze Fuat Eko Finans programında son ekonomik gelişmeleri ve finans piyasalarındaki son durumu paylaşacak. BRT haftalık programlarıyla da yine fark yaratacak. Her pazartesi saat 20'de Damla Soyalp sektörel programıyla sanayicinin sesi olacak. Çarşamba günleri saat 17'de Aziz Karaaziz ve Mert Özdeş Perspektif programında ülke gündemini değerlendirecek. Perşembe akşamları ise Sevil Özlü Söyleyecek Sözümüz Var programıyla birçok konuya farklı bakış açısı getirecek. Ülkemizdeki motosiklet tutkusunu eğitimle bir araya getiren motosiklet kulübü ise Levent Kutay'ın sunumuyla her cuma saat 20'de ekranlarınızda olacak.
Bu haberle birlikte gün ortasını noktalıyoruz. Gelişmelerle yeniden karşınızda olacağız. Şimdilik hoşça kalın. Aksa Süper Lig'de hafta bu akşam oynanacak olan Pereler Laka Gençler Birliği Mausa Türk Gücü maçı ile tamamlanacak. İskele'de oynanacak olan maç saat 19'da başlayacak ve BRT2'den naklen ekranlarda olacak. Öte yandan 1. Lig'de Miracle Değirmenlik ile Gönyeli 6 puanla ilk 2 sırada yer alıyor. Lig'de Dems Construction Çanakkale, Lapta ve Bafülkü Yurdu henüz puan alamadılar. Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu 3. hafta karşılaşmalarının saatlerini değiştirdi. A takımlarda oynanacak olan karşılaşmalar saat 15'te başlayacak. Voleybolda 2023-2024 sezonunun açılışı bu gece Kadınlar Ligi ile olacak. 8 takımın yer alacağı ligde ilk maç bu gece Girne Ertuğrul Apakan Spor Salonu'nda saat 19'da Esentepe ile Gazi Mausa Belediyesi Çamlık Spor arasında oynanacak. Ligde yarın akşam ise Erenköy Spor Salonu'nda Karpazgate Marina Uluslararası Kıbrıs Üniversitesi Lefkoşa Atatürk Spor Salonu'nda Vakıflar Küçük Kaymaklı ve Doğu Akdeniz Üniversitesi Lala Mustafa Paşa Spor Salonu'nda Doğu Akdeniz Üniversitesi Mausa Spor Akademisi takımları karşı karşıya gelecek. 3 maç da saat 19'da başlayacak. Badminton Dunlop Yıldız Kızlar Ligi'ni yakında üniversitesi kazandı. Anıl Spor'un sponsorluğunda 7 takımın katılımıyla Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleşen ligi yakında üniversitesi şampiyon olarak noktaladı. Ligde ikinciliği Lefkoşa Badminton Kulübü, üçüncülüğü ise Akdeniz Spor Birliği aldı. Teniste Türkiye 12 yaş milli takımı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde kampa giriyor. Milli takımda antrenörümüz Mustafa Ülker ve sporcumuz Bekir Devran Esendağlı da yer alıyor. Öte yandan Kuzey Kıbrıs Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen antrenörlük kursu devam ediyor. Türkiye Tenis Federasyonu milli takımlar antrenörü Nikolas Kelaidis'in katkılarıyla gerçekleşen kurs yoğun katılımla devam ediyor. Tekvando Karate Judo Aikido Federasyonu tarafından organize edilen İzzet Mustafa Kaysu Tekvando Karate Budo Şampiyonası önceki gün yapıldı. Girne Avrasya Tekvando Merkezi'nde yapılan şampiyonada kadınlarda kategorilerinde Zehra Naz Ağan, Zehra Bilge Bayram, Defne Okçu, Melek Ünver, Dua Rezvan Zaman, Anelya Belen, Tuvana Yeleyen, Utku Kabin Yeleyen, Hayriye Yetek, Sümeyye Eylül Akfırat, Leyla Zeynep Akfırat, Zeynep Yağsoy ve Ayşen Akfırat ilk sırada yer aldı. Erkeklerde ise Şakir Atınç Yağsoy, Sam Nuruzi, Mustafa Zana Bayram ve Doğu Göktürk Yeleyen birinciliği kazandılar. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Güreş Federasyonu'nun düzenlediği Yıldızlar Zafer Serbest Güreş Şampiyonası yapıldı. Lefkoşa Rifat Şener Güreş Salonu'nda yapılan birincilikte Yıldızlar A kategorisinde şampiyon, büyük konuk İsmet Atlı Spor Kulübü ve Yıldızlar B kategorisinde de Lapta Türk Birliği takımları birinciliği kazandılar. Kulüpler arası artistik jimnastik minik kızlar Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti şampiyonası yapıldı. 5 kulüpten sporcuların mücadele ettiği yarışmada ilk 10'a giren sporcular İstanbul'da düzenlenecek olan şampiyonada yer alacaklar. Şampiyonada Nida Toko, Aslı Aslı, Elvin Altında, Pembe Kofalı, Evre Aktolga, Nefes Kocadayı, Güzin Aktaşlı, Era Hocaoğlu, Enecan Rozimbayeva ve Milara Oronova başarılı olan isimler oldular. CMC Golf Kulübü tarafından düzenlenen Ian Cooper ve Steve Brady anısına organize edilen çiftler turnuvasında Rainer Lehmann, Franz Peraus 72 puanla şampiyon oldu.
Çiftlerin aldığı toplam Stableford puanları formatında 18 çukur olarak oynanan turnuvada ikinciliği 64 puanda Engin Portokalcıoğlu, Olgun Emirzade alırken Bob Hodge ve Stanley Penn çifti ise 58 puanla üçüncülüğü elde etti. Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 7. haftasında Tümosan Konyaspor'u deplasmanda 2-0 yendi. Siyah beyazlar bu galibiyetle puanını 13'e yükseltti. Tümosan Konyaspor ise 9 puanda kaldı. 7. haftası tamamlanan ligde Fenerbahçe 21 puanla liderliğini sürdürürken Galatasaray ise 20 puanla 2. durumda bulunuyor. İtalya Serie A'nın 7. haftasında Roma konuk ettiği Frosinone'yi 2-0 yendi. Sezona kötü başlayan ve zirve yarışında geride kalan Roma bu galibiyete rağmen 7 maçta 8 puana ulaşırken Frosinone ise 9 puanda kaldı. Basketbolda El Clasico'da Real Madrid Barcelona'yı 86-79 yendi ve İspanya Ligi'nde 3. haftayı da yenilgisiz geçirdi. Real Madrid'de Vincent Poirier 22 sayı 8 rebound ile maçta öne çıkan isim oldu. Güçlü markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sunar. Merhabalar efendim, merhabalar. Güzel güzel haftalar sizin olsun. Evet, cumartesi ve pazar günleri ne yaptık? Havaya sağanak yağmur vermiştik ve yer yer sağanak yağmurları gördük efendim. Az da olsa, yer yer etkili de olsa sağanak yağmurları cumartesi ve pazar günleri gördük. Hatta demiştik ki kuvvetli rüzgarımız olacak, aman dikkat demiştik. Evet, haftaya nasıl gireceğiz? Evet, bugün ve çarşamba gününe kadar. Yani pazartesi, salı ve çarşamba günleri yer yer sağanak yağmur. Özellikle salı ve çarşamba günleri öğle saatlerine kadar yer yer sağanak yağmurları göreceğiz. Sonra ne olacak efendim? Sonra hava açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu geçecek. Çarşambadan sonra efendim. Evet, evet, evet. Tabii ki sıcaklıkları soruyorsunuz. O bunaltıcı sıcaklıkları geride bıraktık. Fakat Ekim ayı mevsim normallerinin yine 2 ile 3 derece üzerinde bir sıcaklık seyri olacak bugün ve hafta sonuna dek efendim. Açık az bulutlu, zamanla parçalı bulutlu, bir ara çok bulutlu ve yer yer sağanak yağmur geçişlerini bugün göreceğiz efendim. Rüzgarımızı da söylemiştik. Güney ve batıdan orta kuvvette demiştik. Ve sıcaklıklar mevsim normallerinin 2-3 derece üzerine seyredecek. Ve bugün Lefkoşa'da en yüksek hava sıcaklığı 31 derece. Lefke'de 29, Güzelyurt'ta 31, Girne'de 31, Alev Kayası'nda 27. Karpaz Yarımadası'na bakıyorum. Yeni Erenköy'e, Dipkarpaz'a, Mehmetçi'ye, Zaferburnu'na bakıyorum. Bugün sağanak yağmurla birlikte 28 derecelik de bir sıcaklık seyri olacak. İskele 31, Gazimavus'a 30, Larnaka 30, Leymos'un 29, Baf 27 ve Trodos. Trodos'ta bugün en yüksek hava sıcaklığı 12 derece efendim. Ve gecemiz hafif bir yağış geçişini göreceğiz ve en düşük hava sıcaklıkları Güzelyurt ve Girne'de 14 derece, Lefkoşa'da 15, Lefke'de 19, Alev Kayası'nda 17, Yeni Erenköy'de 20, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 19, İskele'de 18, Gazimavus'ta 17, Larnaka'da 21, Leymos'unda 20, Baf'ta 22 ve Trodos'ta bu akşam en düşük hava sıcaklığı 8 derece. Ve yarın Kıbrıs'ta hava parçalı bulutlu ve yağış geçişini öğlene kadar görmek mümkün olacak. Ve en yüksek hava sıcaklıkları
Lefke'de 29, Güzelyurt'ta 31, Lefkoşa'da 30, Alev Kayası'nda 27, Girne'de 31, Yenerenköy, Dipkarpaz, Mehmetçik ve Zaferburnu'nda 28, İskele'de 29, Gazi Mausa'da 30 ve Larnaka'da 27 derece. Limassol'da 28, Baf'ta 15 ve Trodos'ta 10 derece diyelim ve Trodos'a gidersek şöminenin başından kaçmıyoruz efendim. Soğuk mu soğuk bir havası var Trodos'un. Çarşambadan sonra açık az bulutlu, bir ara parçalı bulutlu bir görünüme dönüşecek. Hava sıcaklıkları tüm hafta boyunca mevsim normallerinin 2 ile 3 derece üzerinde seyredecek efendim. Ve rüzgarlar efendim güney ve batı yönlerden orta kuvvette esecek. Evet, güzelim Kıbrıs'ımın da havaları böyle efendim, havaları. Ve diğer yayınlarda ne yapıyoruz? Buluşuyoruz. Hoşça kalın, hoşça kalın. Markaların buluştuğu adres Toros, hava durumunu sundu. Η νέα νομοθετική χρονιά ξεκίνησε σήμερα Δευτέρα με τηλετουργική συνεδρία της Γενικής Συνέλευσης της Βουλής της Δημοκρατίας. Η συνεδρία ξεκίνησε με ομιλία που εκφώνησε ο πρόεδρος της Βουλής Τόρλου Τσορέ, ο οποίος τόνισε ότι η Βουλή της Δημοκρατίας θα εξακολουθήσει να διεκδικεί την κυριαρχία της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου. Η σημερινή συνεδρίαση ολοκληρώθηκε μετά τις ομιλίες του πρόεδρου της Βουλής και των αρχικών των πολιτικών κομμάτων. Στην συνέχεια δόθηκε δεξίωση στην Βουλή παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ, του πρώην Προέδρου Μεχμεταλή Τσαλάτ και της Προέδρου του Ανωτάτου Δικαστηρίου Ναρίν Φερντί Σεφίκ. Η Βουλή θα συνέρχεται κάθε Δευτέρα για να ασκήσει το νομοθετικό της καθήκον, ενώ κάθε Τρίτη το ελεγκτικό. Βομβιστική επίθεση μπροστά από την πύλη εισόδου της Γενικής Διεύθυνσης Ασφαλείας του Υπουργείου Εσωτερικών στην Άγκαρα σημειώθηκε χτες το πρωί. Ένας από τους δύο επιτιθέμενους ανατινάχθηκε και ο άλλος εξουδετερώθηκε από τις δυνάμεις ασφαλείας. Δύο αστυνομικοί τραυματίστηκαν όπως η ζωή τους δεν διατρέχει κίνδυνο, τόνισε νωρίτερα ο Υπουργός Εσωτερικών Αλή Γερλικαγιά. Ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ, ο πρόεδρος της Βουλής Τόρλου Τσορέ και ο πρωθυπουργός Σινό Λουστέλ εξέδωσαν μηνύματα και καταδίκασαν την ύπουλη επίθεση. Οι τρεις δήλωσαν την συμπαράστασή τους και εξέφρασαν τα συλληπιτήρια τους στον τουρκικό λαό, ευχόμενοι ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. Στο μεταξύ, το τουρκικό Υπουργείο Εσωτερικών ανακοίνωσε ότι ένας από τους δράστες της βομβιστικής επίθεσης συνδεόταν με την τρομοκρατική οργάνωση PKK. Αναφέρεται ότι ο τουρκικός στρατός εξαπέλυσε αεροπορικούς βομβαρδισμούς εναντίον στόχων της τρομοκρατικής οργάνωσης στο βόρειο Ιράκ. Ο πρόεδρος Ερσίν Τατάρ προέβη σε αξιολογήσεις για την 1η Οκτωβρίου, την οποία η ελληνοκυπριακή διοίκηση γιορτάζει ως επέτειο της ίδρυσης της ουτοκαλούμενης Κυπριακής Δημοκρατίας. Ο πρόεδρος Τατάρ τονίσε ότι η δομή η οποία έχει μετατραπεί σε ελληνοκυπριακό κράτος από το 1963 δεν έχει την εξουσία να εκπροσωπεί ολόκληρο το νησί και τον τουρκοκυπριακό λαό. Αναφερόμενος στην τελευταία συνάντηση του με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Κουτέρες στη Νέα Υόρκη, κατά την οποία σημείωσε επανέλαβε την πρόταση για λύση βασισμένη στα δύο κυρίαρχα ίσα και ξεχωριστά κράτη, ο κύριος Πρόεδρος επέκρινε την ελληνοκυπριακή πλευρά για το ότι επιμένει ακόμα και σήμερα στην αδιάλακτη στάση της. Όταν λαμβάνουμε υπόψη οι δηλώσεις του Ελληνοκύπριου ηγέτη και οι λεγόμενες προτάσεις του που δημοσιεύθηκαν στον τύπο, είναι προφανές ότι στόχος του είναι να υποτάξει τον τουρκοκυπριακό λαό στην δική του διοίκηση, η οποία έχει μετατραπεί σε ελληνοκυπριακό κράτος. Οι πραγματικότητες στην Κύπρο είναι προφανείς και ότι δεν είναι δυνατόν να γυρίσουμε πίσω στο 1960, τόνισε ο κύριος Τατάρ και συνέχισε ως εξής.
ένα από τα σημαντικότερα σύμβολα του status quo, το οποίο αναγνωρίζεται ως μη βιώσιμο από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, δηλαδή η εκτελεστική δομή της άδικης και παράνομης τρέχουσας κατάστασης που δημιουργήθηκε με την απόφαση 186 του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ, γιορτάζεται την 1η Οκτωβρίου. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι η δομή η οποία έχει μετατραπεί σε ελληνοκυπριακό κράτος από το 1963 δεν έχει την εξουσία να εκπροσωπεί ούτε ολόκληρο το νησί ούτε τον τουρκοκυπριακό λαό. Θα πρέπει να είναι γνωστό ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου είναι μια πραγματικότητα 40 ετών. Είναι ένα ανεξάρτητο κράτος με όλους τους θεσμούς του και το ελληνοκυπριακό κράτος δεν έχει ούτε εξουσία ούτε αρμοδιότητα πάνω στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου. Ο πρόεδρος της Βουλής της Δημοκρατίας Σόλουτσορε διαμαρτυρήθηκε για δηλώσεις της πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα κατά την επίσκεψή της στην ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου και την κάλεσε να είναι αμερόληπτη. Διαμαρτυρόμαστε έντονα για την επίσκεψη της Πρόεδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου Ρομπέρτα Μετσόλα στην Νότια Κύπρο για να συμμετάσχει στις λεγόμενες εκδηλώσεις με την ευκαιρία της ημέρας ανεξαρτησίας που γιορτάζει η ελληνοκυπριακή διοίκηση της Νότιας Κύπρου την 1η Οκτωβρίου, αποκρύπτοντας ιστορικά γεγονότα αντί της 16ης Αυγούστου της επετείου της ίδρυσης της Κυπριακής Δημοκρατίας, την οποία κατέλαβαν δια της βίας των όπλων το 1963, καθώς και για τις ανυπόσπαστες δηλώσεις που έκανε στην κοινή δήλωση της με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη, αναφέρει σε γραπτή του δήλωση ο πρόεδρος της Βουλής. Ο κύριος Τσορέτον Ισούδη, η κυρία Μετσόλα, υιοθέτησε μεροληπτική στάση επί του κυπριακού προβλήματος, αγνοώντας την ύπαρξη της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και ότι αυτή η στάση της κυρίας Μετσόλα θέτει επίσης υπό αμφισβήτηση την αμεροληψία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η πρόεδρος του οποίου ισχυρίζεται ότι εκτιμά τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματα και την δημοκρατία. Ο πρόεδρος της Βουλής δήλωσε ότι τα λόγια που εξέφρασε η Ρομπέρτα Μετσόλα στην συνέντευξη τύπου με τον Ελληνοκύπριο ηγέτη αποκάλυψαν για άλλη μια φορά την ανειλικρίνεια των ευρωπαϊκών θεσμών. Ειδική εκδήλωση με τίτλο «Συγχώνευση πολιτισμών» διοργανώθηκε για 5η φορά από τον Δήμο Ισκελέ. Μετά τις επιδείξεις από την ομάδα λαϊκών χωρών του Δήμου Ισκέλε, ο δήμαρχος της πόλης Χασάν Σαντεκόλου εκφώνησε σύντομη ομιλία, αναφέροντας ότι τρόφιμα και ποτά από την Τουρκία, το Ηνωμένο Βασίλειο, το Ιράν, το Κυργιστάν, το Τουρκμενιστάν και την Λευκορωσία, καθώς και χειροτεχνήματα από πολλές διαφορετικές χώρες του Τρίτου Κόσμου, πολλούνταν κατά την διάρκεια της εκδήλωσης που έφερε κοντά τους τόπιους. Αφού ολοκληρώθηκε η ομιλία του, εμφανίστηκαν τα αστέρια του Βορρά του πολιτιστικού συνδέσμου Μαύρης Θάλασσας. Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος της Βουλής του Λουτσορέ εκφώνησε επίσης σύντομη ομιλία στην εκδήλωση. Κατά την ομιλία του, ο κύριος Τσορέ είπε ότι ως τουρκικό έθνος σέβονται όσους προέρχονται από διαφορετικές θρησκείες, γλώσσες και φυλές. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τάταρ, ο οποίος επίσης παρέστη στην εκδήλωση, δήλωσε ότι πολίτες από πολλές διαφορετικές χώρες ζουν πρόσφατα στην επαρχία Ισκέλε και σημείωσε ότι αυτό συμβάλλει στην προώθηση της χώρας. Αναφέροντας ότι η τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου θα εξακολουθήσει να υπάρχει ενισχύοντας τα θεμέλια της, ο κ. Τάταρ ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην διοργάνωση της εκδήλωσης. Αναφερόμενος στο Κυπριακό, ο κύριος Τάταρ τόνισε την σημασία της έκκλησης του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Τάιπ Ερντογάν για την αναγνώριση της τουρκικής δημοκρατίας της Βόρειας Κύπρου και την εγκαθίδρυση οικονομικών, πολιτιστικών και διπλωματικών σχέσεων με τον τουρκοκυπριακό λαό. Ο πρόεδρος Τάταρ επισήμανε επίσης ότι η δημοκρατία της Τουρκίας, όπως χτες έτσι και σήμερα, στέκεται στο πλευρό του τουρκοκυπριακού λαού. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, υπουργός τουρισμού, νεολαίας πολιτισμού και περιβάλλοντος Φικρά Τσαόλου συμμετέσχε στο δεύτερο Εθνικό Φόρουμ Πολεοδομίας του Αζερβαϊτζάν που πραγματοποιήθηκε στο Αζερβαϊτζάν. Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Υπουργείου, ο Τσαόλου είπε ότι το φόρουμ ήταν πολύ χρήσιμο. Επισημένοντας ότι υπήρχαν συμμετέχοντες από πολλές χώρες, ο υπουργός Τσαόλου δήλωσε ότι υπήρχαν επίσης τεχνικές ανταλλαγές μεταξύ των χωρών του οργανισμού.
Stoforum, meditlo, viosimes, polis, yadin ekonomiki anaptiksi ke din katapolemisi don anisotiton pu pragmatopiisike sto zengilan do Azerbaijan simmedeskan beninda dris chores. Ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Ατσαόλου συμμετέσχε επίσης στην διεθνή συνάντηση των αποφύτων της Τουρκίας στο Μπακού. Μιλώντας στην εκδήλωση, ο Φικρά Ατσαόλου δήλωσε ότι είναι ικανοποιημένη από το ενδιαφέρον του Αζερβαϊτζάν για την Βόρεια Κύπρο. Σημειώνοντας ότι υπάρχουν φοιτητές που έρχονται από το Αζερβαϊτζάν στην Βόρεια Κύπρο για ανώτερη εκπαίδευση, ο Ατσαόλου εξέφρασε την ελπίδα ότι περισσότεροι φοιτητές θα έρχουν στην τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου τα επόμενα χρόνια. Το δεύτερο φεστιβάλ των Κονόρων που διοργανώθηκε σε συνεργασία με τον Δήμο Δίκμεν και το γραφείο του κοινοτάρχη του Σιρινεύλερ έλαβε χώρα χτες Κυριακή στο χωριό Σιρινεύλερ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Ερσίν Τατάρ και ο πρόεδρος της Πολής του Ολουτσόρε επισκέφτηκαν το φεστιβάλ, είχαν συνομιλίες με τους πολίτες και επισκέφτηκαν τα περίπτερα. Μιλώντας στο φεστιβάλ, ο πρόεδρος της Πολής του Ολουτσόρε είπε ότι το Κόνορο είναι ένα κομμάτι της τουρκοκυπριακής κουλτούρας, προσθέτοντας ότι το φεστιβάλ ήταν εξαιρετικά σημαντικό καθώς ευαισθητοποίησε την αξία του προϊόντος και μετέφερε αυτή την γνώση στις επόμενες γενιές. Τονίζοντας ότι η εγχώρια παραγωγή πρέπει πάντα να είναι γνωστή ως στοιχειώδης παράγοντας, ο κύριος Τωρέ είπε ότι ένα έθνος μπορεί να εκπληρώσει τις απαιτήσεις του να είναι ένα έθνος μόνο εφόσον προστατεύει την εγχώρια παραγωγή. Ο Τωρέ είπε ότι τα φεστιβάλ που διοργανώνονται σε διάφορες περιοχές της χώρας εκπληρώνουν ένα σημαντικό καθήκον όσον αφορά την προώθηση του τουρκοκυπριακού πολιτισμού και προϊόντων τόσο στους τουρίστες όσο και στις νέες γενιές. Η νέα ραδιοτηλεοπτική σεζόν του ραδιοτηλεοπτικού ιδρύματος Παϊράκ ξεκίνησε σήμερα το πρωί. Θα υπάρχουν καθημερινά τρία δελτία ειδήσεων στα ελληνικά, με εξαίρεση το Σαββατοκύριακο. Σύμφωνα με το νέο πρόγραμμα, οι ειδήσεις στα ελληνικά θα μεταδίδονται γύρω στις 11:15 το πρωί, στις 1:15 το μεσημέρι και στις 7:35 το βράδυ στο πρώτο κανάλι της Περετσένα μετά τις ειδήσεις στα τουρκικά. Το δελτίο ειδήσεων στο Bayrak International θα εξακολουθεί να μεταδίδεται στις 2:30 το μεσημέρι. The Legislative Assembly of the Turkish Republic of Northern Cyprus held its first session of the new legislative year, a symbolic ceremonial gathering of MPs today following a three-month summer recess. A reception was also held at the Parliament building. Addressing MPs, the Speaker of Parliament, Zorlu Töreer, provided information about Parliament's activities in the previous term. He said the committees continued to work during the summer break, sending draft laws to Parliament for ratification. Töreer also urged all MPs to be more punctual during the new legislative year and to embrace the call made by Turkish President Recep Tayyip Erdogan at the UN General Assembly for the recognition of the Turkish Republic of Northern Cyprus. The representatives and leaders of the political parties with seats in Parliament also delivered speeches before a reception was held at the Parliament building. TRNC state and government officials have shown their support for Turkey and announced a thwarted terrorist attack in the Turkish capital Ankara on Sunday morning. During the incident, two police officers sustained minor injuries when one of the two terrorists detonated an explosive device in front of the General Directorate of Security in the city. President Ersin Tatar, the Speaker of the Republic's Assembly Zorlu Töreer and Prime Minister Ünal Üstel also condemned the incident with messages issued on Sunday. In his message, President Ersin Tatar said, "I wish a speedy recovery to the police officers injured in the heinous terrorist attack that occurred this morning in front of the entrance gate of the Ministry of Interior, General Directorate of Security in our motherland, the Republic of Turkey. I strongly condemn this attack." Speaker of the Republic's Assembly, Zorlu Töreer, also condemned the incident, stating that such vile attacks like in the past cannot cast a shadow over the unity and integrity of the Turkish nation today. Instead, he emphasized that it would further strengthen the determination to eliminate terrorism.
In his message, Töre added, "We are one with our motherland. We are united, and together we are the Turkish nation. I congratulate the security forces who ensured the failure of the terrorist attack and wish a speedy recovery to our injured brothers and sisters. I extend my best wishes to the Republic of Turkey and the noble Turkish nation." Prime Minister Ünal Üstel, in his message, also extended his best wishes for a speedy recovery to the police officers injured in the heinous terrorist attack that took place in front of the entrance gate of the Interior Ministry in Turkey. "I strongly condemn this despicable attack," he said. President Ersin Tatar issued statements regarding the events surrounding the celebrations of October the 1st, which the Greek Cypriot administration marks as the anniversary of the establishment of the so-called Republic of Cyprus. Tatar, in a statement, reminded that the 1960 Partnership Republic, established on the equal founding partnership of the Turkish Cypriot and Greek Cypriot communities, was transformed into a Greek Cypriot state on December 21, 1963, through attacks against the Turkish Cypriot people and the expulsion of Turkish Cypriot officials from state institutions by force. In a written statement issued on Sunday, President Tatar noted that during his strong meeting with United Nations Secretary General Antonio Guterres in New York, he emphasized the realities of Cyprus and reiterated his proposal for a solution based on the existence of two separate sovereign and equal states. The president also called for a fair and permanent reconciliation through dialogue, but regretfully, the Greek Cypriot side maintained its uncompromising stance as always. He pointed out that, considering the statements and so-called proposals by the Greek Cypriot leader, it was clear that the goal of the Greek Cypriot side is to subjugate Turkish Cypriots under their own administration, which has transformed into a Greek Cypriot state. Stating that the realities in Cyprus are evident and it is not possible to return to the situation of 1960, he underlined that only through cooperation based on sovereign equality and equal international status of two states can a fair and lasting solution be achieved on the island of Cyprus. While the exercise to determine whether there is common ground between the parties continues, Tatar also mentioned that the Turkish Cypriot side has put forward cooperation proposals that would increase trust and good neighborly relations between the two sides. "If the Greek Cypriot leadership is sincere in its call for dialogue, we will immediately start working on these proposals, which are clearly in the interest of both sides," he said. President Tatar emphasized that the so-called Republic of Cyprus does not have the authority to represent the Turkish Cypriot people and added, "It should be known that one of the most important symbols of the unsustainable status quo, recognized by all relevant parties, is the executive structure of the unjust and illegal situation created by UN Security Council Resolution 186, which is being celebrated today. It should be known that the structure that turned into a Greek Cypriot state since 1963 has no authority or jurisdiction over the entire island or the Turkish Cypriot people." Parliamentary Speaker Zorlu Töre slammed the President of the European Parliament, Roberta Metsola, regarding the statements she made during her latest visit to the Greek Cypriot administration. "We strongly condemn the President of the European Parliament, Roberta Metsola, who attended Independence Day celebrations of the so-called Republic of Cyprus, which the Greek Cypriot administration occupied through the force of arms in 1963. We strongly protest her visit to Cyprus and the unfounded statements she made in a joint statement with the Greek Cypriot leader in this context," Töre said, noting that the President of the European Parliament has once again demonstrated the EU's biased attitude towards Cyprus by ignoring the existence of the Turkish Republic of Northern Cyprus. Töre stated that Metsola's remarks raise questions on the impartiality of the European Parliament, which claims to attach great importance to fundamental human rights and democracy. Töre stated that the words uttered by Metsola during a press conference with the Greek Cypriot leader once again reveal the insincerity of European institutions. "While it is obvious that there are two states on the island, two separate self-governing peoples, the unilateral acceptance of the Greek Cypriot administration as a member by the European Union in an illegal manner, and the treatment of Greek Cypriots as a sole representative of the island is the sole reason for the current situation on the island," Töre argued. He said that the Turkish Cypriot side's expectation from the President of the European Parliament was that she adopts a more impartial and balanced stance on Cyprus by upholding the values she represents, and that rather than acting as a spokesperson, she should advise the Greek Cypriot leadership to accept our two-state proposal with sovereign equality and equal international status within the framework of the inherent rights of the Turkish Cypriot people, in line with the current realities on the island, Töre said.
The fifth Fusion of Cultures event, traditionally organized by the Iskele municipality, was realized in Iskele on Sunday. A total of 150 stands were set up at the festival, which aims to bring together the cultures of different nationalities residing in the area. State and government officials also attended the event, which began with the cortege that ended at Iskele's Ecevit Square. After performances from the Iskele Municipality Folk Dancers team, the mayor of Iskele, Hasan Sadıkoğlu, delivered a short speech stating that foods and beverages from Türkiye, the United Kingdom, Iran, Kyrgyzstan, Turkmenistan and Belarus, as well as the handicrafts of many different third world countries, were all on sale during the event that brought locals together. After his speech, the Black Sea Culture Association's Stars of the North performed. Meanwhile, Parliamentary Speaker Zorlu Töre also said a few words at the event. He said that as a Turkish nation, they respect those from different religions, languages and races. President Ersin Tatar, who also attended the event, said that citizens from many different countries have been living in Iskele recently and noted that this contributes to the promotion of the country. Stating that the infrastructure and foundation of the Turkish Republic of Northern Cyprus will continue to be kept alive by getting stronger. Tatar thanked those who contributed to the organization of the festival. Touching on the Cyprus issue, Tatar emphasized the importance of Turkish President Recep Tayyip Erdogan's call for the recognition of the TRNC and the establishment of economic, cultural and diplomatic relations with the Turkish Cypriot people. He also pointed out that the Republic of Turkey has always stood by the Turkish Cypriot people. Deputy Prime Minister, Minister of Tourism, Youth, Culture and Environment Fikret Oğlu is in Azerbaijan. Within the scope of his contacts, Atoğlu attended the second Azerbaijan National Urban Planning Forum and the International Students Gathering Türkiye Graduates. According to information released by the Deputy Prime Ministry, Atoğlu said that the forum had been very useful. Pointing out that there were participants from many countries, Atoğlu stated that there were also technical exchanges between countries in the organization. The Forum on Sustainable Cities for Economic Development and Combating Inequalities in Zengilan, Azerbaijan, attracted participants from 53 countries. Deputy Prime Minister Atoğlu also attended the International Student Gathering Türkiye Graduates Meeting in Baku, the capital of Azerbaijan. Speaking at the event, Atoğlu said that they were pleased with Azerbaijan's interest in Northern Cyprus. Noting that there were students from Azerbaijan coming to Northern Cyprus for higher education, Atoğlu expressed the hope that more students will visit the Turkish Republic of Northern Cyprus in the coming years. The second Gonnara Festival, or the Juju Festival organized on Sunday at the village of Şirinevler, was seen to an array of colorful events. In addition to the general public, state and government officials showed great interest in the festival. Stands were set up, allowing those who visited the festival to try local delicacies and purchase handmade goods. President Ersin Tatar and Parliamentary Speaker Zorlu Töre were among those who visited the festival, chatting with citizens and visiting stands. Speaking at the event, the Speaker of Parliament Zorlu Töre said that gonnara, or the jujube fruit, is one of the products that best describes Cypriot culture. He added that the festival was extremely important as it raised awareness on the value of the product and transferred this knowledge to future generations. Emphasizing that domestic production is crucial, Töre emphasized that a nation can fulfill the requirements of being a nation only as long as it protects domestic production. He added that the festivals organized across different areas of the country fulfill an important task in terms of promoting Turkish Cypriot culture and products to both tourists and new generations. And Bayrak Radio Television's new broadcasting season got underway this morning. There will be three news bulletins in English on weekdays and a roundup of the week's news on Saturdays and Sundays. According to the new schedule, the news in English will be broadcast at 11:05, 1:35 and 7:40 p.m. on BRT's first channel following the news in Turkish. The radio bulletin on Bayrak International will be aired at the same time of 2 p.m. Throughout the week, there will also be seven Turkish bulletins daily and a wide array of talk shows, news and entertainment programs.
yarışması başladı. Beni ben yapan temalı videonu çek ve yarışmaya katıl. Yarışma 12-18, 19-25, 26-35 yaş kategorilerinde gerçekleşecektir. Birinciye 10.000, ikinciye 5.000 ve üçüncüye 3.000 Türk lirası ile ödüllendirileceği yarışmanın son başvuru tarihi 15 Ekim Pazartesi mesai bitimine kadardır. Sorularınız için 0548 863 1107 numaralı telefondan bilgi alabilirsiniz. Genç Enerji Burada adlı Instagram sayfasını takipte kalın. Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Kıbrıs ve dünyada neler oluyor? Kuzey Kıbrıs spor müsabakaları sonuçları BRT SMS paketiyle anında cebinizde. KKTSL ve Telsin Vodafone'dan abone BRT yazıp 4277'ye mesaj gönderip BRT SMS paketine abone olabilirsiniz. En çok takip edilen güne, gündeme açılan pencere BRT YouTube'da takipçileriyle buluştu. Tüm gün canlı yayınlar, programlar ve tekrarını izlemek istediğiniz tüm yayınlarımız bir tıkla BRT YouTube. BRT, tek bir dokunuşla YouTube'da.